hocam yapılanmadan bahsetti. Levent hocamla beraber hem üstte hem altta da bir yapılanma oldu. Namet Ateş. Oo. Altın Ordu'dan getirildi. Çok güzel bir konuya temas yani, etti. Yani hem altta hem üstte bir yapılanmaya gitti. Şimdi sevgili hocam, ben tabii sürekli bu işin içine girdikten sonra takip ediyorum. Genç oyuncu oynatmak, vizyon ve cesaret işi. Sevgili hocam da Ayber Karpo diye bir kardeşimiz var. Ligin 5. haftası, bir haftasını bay geçti Manisa FK. 4 haftada da bu kardeşimiz bank oynadı. Bugün Ümit Milli Takımında. Bugün Ümit Milli Takımında. Yani genç oyuncuya değer vermesi de çok önemli. Hocamın nezdinde söylüyorum. Artı bir parantez daha açayım sana. Çok ilginç bir gelişme yaşandı hafta içi. Hocam da takip etmiştir. Geçen sene 2022'nin Ocak ayı ara transfer döneminde Karşıyaka Manisa FK'nın altyapısından Mehmet Enes Gülalan diye bir oyuncu aldı. Bu oyuncu Karşıyaka'ya geldikten sonra U18 milli takımına seçildi Karşıyaka'dayken. Haziran sonu Temmuz ayı başında Cezayir'de yapılan Akdeniz oyunlarında. Bu kardeşimiz oraya gittikten sonra sonra lig bitti. Sezon başı profesyonel futbol takımıyla beraber Bolu kampına gitti. Bolu kampı dönüşünde diğer iki tane 2003 doğumlu oyuncular vardı. Ferdi Burgaz'la Mustafa Durgun'la beraber bu oyuncular U19'a geri gönderildi. Şimdi milli takıma gitmiş bir oyuncu, bu apoleti yıllar sonra yakalamış bir kulüp nasıl bu oyuncusunu değerlendirmez ve U19'a geri yollar? Şimdi rezervlik başladılar, hadi diğer Süper Lig kulüpleri oynatmadığı oyuncuları orada oynatıyordu. O da tabii bir facia, 4. haftasında iptal edilen bir lig. Ama bu tip altyapısına önem vererek, altyapısıyla yaşamak zorunda olan kulüpler bu oyunculara sahip çıkmak zorunda. O dönemde 2022'nin ocağında alınırken Manisa Futbol Kulübü ile o zaman Karşıyaka'nın U19 teknik sorumlusu sevgili Yasin Güleryüz'dü. Yasin Güleryüz'ün çabalarıyla alındı. Ailesiyle görüşüldü, çocuk Manisa'na ayrılmak istemedi. Bu şartlarda getirilmiş bir oyuncuyu siz elinizin tersiyle ettiniz. Aşağı yolladınız. Çocuk o saatten sonra milli takıma gitmiş, ay yıldızlı formayı giymiş. O kulüpte kalma şansı sıfır. Ama Manisa Futbol Kulübü kendisine ayrılan oyuncuları bile takip etti. Gelişimlerini takip etti ve hemen bu transfer dönemi bitmeden tekrar oyuncusuna sahip çıktı ve kadrosuna kattı. Ya bu tamamen genç oyuncu oynatmak, vizyon ve cesaret işi. Bugün Süper Lig'de ve 1. Lig'de puanın aslanın ağzında değil, midesinin olduğu yerde teknik adamlar cesaret edip bunları oynatabiliyorsa kusura bakmayın, sen 3. Lig'de bu oyunculara yer vermek zorundasın. Yoksa yaşama şansın dediği gibi sıfır. Yani geçen programda da söyledim. Öz kaynak projesi bittiği an yaşama şansın mümkün değil. 4 yıl, 5 yıl sen de bu işleri iyi takip ediyorsun. Transfer yasağını açamadığı dönemde altyapıdan çıkan oyuncularla sen ligde kaldın. Bir defa yarı finale oynadın sevgili Mesut Toros'un olduğu dönemde. Soner Tolun için olduğu dönemde de 2020'de de gitti final oynadın sen Antalya'da. Yani Levent Hocam'ın dediği gibi taşıma suyuyla değirmenin dönmesi artık bu ekonomik şartlarda mümkün değil Ali.